O zaman replay izleyelim. Güzel bir maç var. Ya boyalara bakmaya gerek yok. Boş ver. Testin optimizasyonu da kötü. Kötü kötü. Testin her şeyi boktan. Sal. Tırt test. Şimdi replay time. Hadi bakalım. Şimdi Kara Prens mi izlemek istersiniz? T110 E4 mü? Hangisini izlemek istiyorsunuz? Yaz yaz yaz. Chat. Yaz chat'e. Yaz 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 gönder gelsin. Gönder gelsin. Önce hangisini izlemek istiyorsanız. E4 mü? Kara Prens mi? Ne E4 isteyen varmış be. Hay maşallah. Tamam E4 açıyoruz. Tamam. Tamam. Tamam bağırmayın ya. Kardeşim bağırmaz mısın? Çocuk uyuyor. Yeter tam bağırmayın. Tamam. 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 Şşş. Şşş. Hadi bakayım. E4 olun. E4'ü izleyin. Feyz alın kardeşlerim. Adam oynamış. Adam oynamış beyler. Şimdi bize de izlemesi düşer. Şimdi ben size her zaman ne derim? E4 kasmayın. Şu an T30 yeterli. T30 bütün işinizi görür. Çünkü E4 ile T30 aslında oynanış mantığı çok benzer. Fakat E4 şu anki metada biraz güçsüz kalıyor muadillerine göre. Ama illaki E4 oynayacaksanız T-Zone E4'ü mantığına uygun oynamak lazım. Şimdi T-Zone E4'ün mantığı nedir? Önce onu söyleyelim. T-Zone E4 bir ağır tanktır aslında. Aynı T-30 gibi. Bunlar TD değil bu tanklar. Bu tanklar ağır tank. Ağır tank gibi oynamak, yakın mesafede savaşmak, taret oynamak ve aktif bir oyun gerektirir. Bu maçta tam bir T-Zone E4 örneği. Şimdi Mat klanından arkadaşlarımızdan sana ne 6119 61994 arkadaşımız 94 doğumlu Trabzonlu bir arkadaşımız ama sana ne aynı zamanda. Yani hani çok bilgi vermemiş. Devam. T-Zone E4 ve sakin sahil haritası. Artı yok. Çok fazla ağır tank da yok. O zaman böylesi bir dizilimde, böylesi bir maçta ağır tank sizsiniz. Normalde de zaten sizin olmanız gerekiyor ağır tankın. Ağır tanklarla takılması gereken bir tanktır T-Zone E4. Çok fazla geride yatıp arkadan etliye sütlüye karışmayayım, hasar atayım falan tankı değildir. Biraz daha yakından, biraz daha orta yakın mesafede oynaması gereken tanktır. T-Zone E4 tankı. Şimdi bu maçta da bunun güzel bir örneğini göreceğiz. Sakin sahilde artiler diyorum. Ağır tanklar nereye geliyor genelde? Şu bölgelere geliyorlar ve burada kapışıyorlar, doğru değil mi? Biri atıyor, çekiliyor, öbürü atıyor, çekiliyor, öbürü atıyor, çekiliyor, öbürü atıyor, çekiliyor. Genel mantık budur. Heh. T-Zone E4 de bunları yapacak işte. 2000 can puanı var. 2000 can puanını kullanacak. Dönen bir tareti var. Bir ağır tank kadar seri olmasa da sonuçta dönen bir tankı var. Full dönmüyor belki. 180 derece sağa sola dönebiliyor. Ama böyle ağır tank bölgesinde böyle fırsatçı atışları yapmanızı sağlayabilecek bir turret'e sahip. Evet. Obje 430'a ilk atışımızı yaptık. Yak Tiger'la beraber 2 TD'miz de burada. ST1'e atış kovalıyoruz. Bir yandan yağ geri oradan bir fake attı. ST1'in ateş ettiğini gördük. Kafamızı uzatıyoruz ve BAM! 795 hasarı da ST1'in beynine vurduk. Yak Tiger da oradan obje 430'a halleniyor. İki atışta 1400 hasarımızı bulduk ve Grill 15'i spotladık arkadan ama ona vurabilecek açımız yok. Obje 430 ölmek üzere, onu öldürdük ve geri çekiliyoruz. Bereket versin. Grill'den 537 asit hasarı. Obje 430'un da kilini aldık, attık cebimize, reload'umuza devam ediyoruz. Şimdi bu tankta bu mantıkta oynayacaksak peki hangi donanımları takmalıyız? Yani sürgü Allah'ın emri, peygamberin kavli, sürgüyü taktık.
ST1'in beynine vurduk. Sürgüyü taktık kardeşlerim. Hızlı nişan sürgü. Hızlı yüklemeyi taktık. Daha sonra yakın mesafede oynayacağımız için zaten bu tanka kamuflaj ağı takmaya, teleskop dürbün takmaya falan gerek yok benim tavsiyem. Ne alacaksın kardeşim? Hızlı nişan alma. Hızlı nişan almayı da taktın mı kardeşim? Üçüncü slota da ne kalır geriye? Havalandırma. Bu üçlüyü takarsın. Tam bir donanımlı ağır tankmışçasına oynarsın ve ağır tank bölgelerinde fırsatçı oynayarak efil efil, yavaş yavaş, sakin sakin, böyle bir yaz günü deniz kenarında esen bir meltem edasıyla, böyle bir hafif esinti edasıyla yargı dağıtırsın kardeşim. 3005 tasar, yolumuza devam ediyoruz. 2 kilimiz var, takım zaten 3 kil aldı. Ha, böyle ballandıra ballandıra anlattım ya ben. Siz gene de bu tankı kasmayın. Bu tank hali hazırda kendi seviyesinde diğer muadilleri tanklarla kıyasladığınız zaman şu an güçsüz. Evet, bu mantıkla oynanması gereken bir tank ama hala yeterli değil. Yani bir Teyzon E3 ile kıyasladığınız zaman yeteri kadar zırhınız yok. Gövdenizden delinirsiniz. Taretinizden delinirsiniz. Özellikle kafasının üzerindeki bir tümör var ya, şu tümör. Çok kolayca delinir. Şu taretin yanaklarından azıcık sağa sola çevirdiğiniz zaman şuralardan altın mermiyle çok rahat girerler. Yuvarlak bir tareti yoktur. Gövde altını zaten söylemiyorum bile. Ha, oldu da kastınız. T30 artık baydı. Ha, geçin T100'ün evlerde. T30'a göre bir tık daha yakında oynamanız gereken tank. T30 ise nasıl bir tank? Yalnızca taret zırhı var. Yalnızca taret oynayabilecek bir ağır tanktır T30'da. O da ağır tanktır, evet. T32 gibi, T29 gibi. O da birebir aynı bölgelerde oynuyor. Atıyorum Löwe, işte şeyler, İngiliz ağır tankları, ondan sonra Amerikan ağır tankları, ondan sonra işte T110, T30 vesaire. Bu tarz tanklar hep aynı bölgelerde oynar. T34 aynen chatten söylediğiniz gibi. Bunlar hep aynı tanklar zaten. Oynanış mantıkları birebir aynı. Aynı bölgelere gideceksiniz. Aynı işi yapacaksınız. Falan filan. T28 Pro'da T110 E4'ün aynısı. Zaten bunun arkasındaki tank. T30'la mesela bak. Pro'la Pro'da incelemesi var zaten benim YouTube kanalımda. Oradan daha detaylı bakabilirsiniz. Birebir oynanış maçları da var. Pro ile T110 E4 birebir aynı. T30 ise T32, T29 ve diğer saydığım az önceki tanklarla aynı. Evet, burada E75'in beynine güzel bir atış yaptık. Ve 6000 hasara geldik neredeyse. 2 kill 1100 asit hasarıyla da yolumuza devam ediyoruz. Bakalım bu bölgeyi toparlayabilecek miyiz? Az önce çok öndeydik, geriye doğru çekildik. Amacımız zaten o E75 ve Jaeger'ın beynine vurmaktı. E75'e bir atış daha. Yine taretinin o düz olan üst bölgesinden beynine 800 hasarı vurduk. 6664 hasarla yolumuza devam ediyoruz. Az daha zorlasak eliminati olacaktı. Objek 168 versiyon 4'ün mermisini sektirdik. Delebilecek miyiz? Tam yan döndüğü anda ateş ettik. Bekledik doğru zamanı ve bize açıyı verdiği zaman yapıştırdık. Beynine vurduk. 6990 hasar. 3 kill. Hala takımımız geride. Hala iş yapmamız gerekiyor. Baktık ki Foch oralarda takılıyor. Foch'u vurabilecek miyiz? Nişanımızı aldık. Buradan delebileceğimizi biliyoruz. Beynine vurduk ve 7-7'ye getirdik maçı. 7200 hasar. Güzel. 4. kill'imizde kaptık. Ama hala takımımız adam akıllı bir performans sergileyemiyor. Yani FV183'ümüz zaten takım arkadaşımız maçın başında öldü. Yani zor bir bölgedeydi. Muhtemelen kötü bir anda yakalandı, öldü. FV4005 ise en önde kalmış 3 tane tankın arasında. Üzücü. Yani orada diğer 2 tank destroyer yeteri kadar performans veremiyorlar gibi gözüküyor en azından haritadan baktığımızda. Yani bizim sana ne kardeşimiz burada bu bölgede kendi küçük yargısını dağıtmaya devam ediyor ve normal mermisini sıka sıka bitirdi. Artık altın mermiye geçti. Yine tankın aynı köşesine nişan aldı ama tam ateş edeceği anda 75 bir gıdım geriye kaçtı ve oradaki çok açılı olan zırha gitti mermi. Mermi sekti.
Bu da belki patlayıcı mermi denenebilirdi, yüklenebilirdi. Patlayıcı mermi atsaydı garanti bir şekilde E-75'in işini bitirmiş olacaktı ve şu an işi bir tık daha rahattı. E-75'ten korkusu olmayacaktı. Yageru burada, T-28 burada. Bir fırsat kovalıyor. T-28 o fırsatı verdi. Hemen üstüne overmatch etti oradaki zırhı. Ve ateş ettiğini gören Yageru da Teyzon E4'ün üzerine basıyor. Ama bilmiyor ki Yageru yapacağı son atışı yaptı şu anda. Teyzon E4 reload'u çok da uzun olmayan bir tanktır. Ve Yageru'yu reload'dayken yakalayıp onu garajına doğru uğurladı. 8500 hasar. Zırhından 1800 sektirmedi. Kardeşim E75 ne yapıyorsun? What the fuck are you doing, man? T28'e yeltendi. Biliyor ki E75 var bir eksiklik var E75'te. Çok sallamadı o yüzden. Protu vurayım dedi belki ama olmadı. E75'i aldı. 6 kill, 8500 hasar. 2300 zırhından sektirme. 1800 de asit hasarıyla yolumuza devam ediyoruz. 13'e 8'e getirdik maçı. Buradaki dağıttığımız ufak yargıyla Yelpanter 2'yi de yakaladık. Bir de onu patlattık. 7 kill. Acaba 8 gelir mi? Acaba. Grill'in en son spotlandığı yeri biliyoruz. Takım arkadaşımız FV 4005 oraya doğru ilerliyor. FV'nin canı var. Gidip hasar yiyip Grill'i açabilir ama Grill oradaki çukurda duruyorsa Teyzon E4'te buradan onu vuramayabilir. Evet. FV mermi 7, Grill gözüküyor ama vurulabilecek bir pozisyonda değil ve maalesef 8. kill'imizi alamadık. Ama olsun. 7 kill, 8700 hasar, 1800 asit hasar, 2300 zırhımızdan sektirmeyle takımımıza böylesine güzel bir zaferi kazandırmış olduk. Gayet de güzel bir rehber maçı gibi. Tam bir Teyzon E4 nasıl oynanır maçı. Teyzon E4'te arkada kalmamak lazım. Aynısı Teyzon E3 için de geçerli. Daha agresif oyun için Teyzon E3 lazım. Bu orta şeker agresiflik Teyzon E4. Çünkü Teyzon E4'ün zırhı biraz daha az. Ha, buna karşılık da bir tık daha hızlı Teyzon E3 ile kıyaslarsak bu iki tankı. Topları aynı. Tabi bunun tareti döndüğü için işte nişan alma süresi, reload süresi biraz daha uzun falan E3'e göre. Ama E3 daha agresiftir. Daha çok basabilir. Bu tank bir tık daha pasiftir. Ağır tanklarla falan takılır. Ağır tankçılık yapar çoğu zaman. Az önce gördüğümüz oynanış mantığının aynısıyla güzel maçlar çıkartırsınız. Teyzon E4 tankıyla. Mısır unu sevmeyen Hamsi sadece hızından şikayetçiyim demiş Teyzon E4 için. Tabi kupolasını saklarsan zırhı fena olmayan bir tank. Ama kupolasını da saklayamıyorsun her zaman. Saklayamadığın için de öttürüyorlar abicim. Öttürüveriyorlar. Hadi bakalım şimdi bu maçın sonucuna bakalım bir de. Sana ne 61'imiz, ne kadar deneyim ve kredi kazanmış bu maçın sonucunda. Upload replay kardeşim. Karşıdan yüklenenler. Teyzon E4. Hop hadi bakalım. Evet. Tankası 5 tane büreve, yüksek kalibre ve Top Gun madalyasını böğrüne taktı. Takım skorlarına girdiğinizde 8713 hasar, 7 kill, 1782 asit hasarıyla da birlikte tam 1481 saf deneyim kazandı. Detaylı raporlara girdiğimizde de 67.000 kredinin 17.000 kredisini de cebine kar olarak attı arkadaşımız. Güzel bir maç, güzel bir Teyzon E4 maçı. Ama yine tekrarlıyorum. Teyzon E4 şu anda kasılıp alınabilecek, oynanabilecek bir tank değil. Bu tanklara bir buff lazım. Teyzon E4'e ve Teyzon E4 hattına bence. Bufflandıktan sonra oynanabilir. Ama şu anda bir müddet geride kalan bir tank. Ama illaki oynayacaksanız bu da size rehber olsun efendim. Şimdi gelelim klasik hatırlatmalarımıza.
Sayın YouTube, üşeniyorsunuz, videoların sonunu izlemiyorsunuz. Ben de bilerek videoların sonuna koyuyorum ki üşenmeyin, izleyin ulan. Bana replay göndermek istiyorsanız, bu arkadaşların yaptığı gibi, VotReplay sitesine replayinizi yüklüyorsunuz ve buradaki linki Mr. Botoş'un Facebook sayfasına atıyorsunuz. Bu kadar, mesaj olarak. Başka da hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yukarıda link var ya, adres çubuğundaki link. Onu kopyalıyorsun. Mr. Botoş yazıyorsun Facebook sayfasına. Çıkıyor zaten. Ona gönderiyorsun mesajını. Budur. Zaten güzel bir maçsa, izlenebilecek bir maçsa YouTube kanalımızda yayınlıyoruz. Zaten yani eğer yayınlanmayacak bir maçsa geçiyorum. Mesajın görüldü olduysa ben zaten senin o replayini izlemişim, görmüşüm demektir. Hadi bakalım. Şu an hangi tank kasılıp oynanabilir ki? Şu an yeni gelen neredeyse bütün tanklar kasılıp oynanabilir olan tanklar. İngiliz orta şey, İsveç orta tankları, İngiliz ağır tankları, Çin VZ5A, ne bileyim daha neler var. Yani o yeni gelen tanklar, bufflanan tanklar, bayağı oynanabilir tanklar var yani. Obje 430U falan. The Dark My Favorite, ne attın abi sen? Bunlar nedir? Renege serisini hepimiz izliyoruz fakat bunların hiçbirini yayınlanmadı. O ne demek ya? Ne ki bunlar, anlamadım. Hoho! Bir daha söyle hele. Nice. Basket. Helal kardeşim. Güzel atış. Vallahi güzel atış. Helal olsun. Bir tane daha mı var? Ha yok. O kadar. Aha. O ne lan? Kaç? Nice. Hocam, nice atışlar. Evet, yarışmacımız Yaşar. Yaşar. Birazdan ölecek, yanarak ölecek o. Yanarak ölecek o. Yanarak öldü. Yanıyorsun kardeşim. Yanıyorsun Behçet abi. Çırağan sarayı gibi yanıyorsun. The Dark My Favorite. Yılansın kardeşim. Yakıyorsun ortalığı. Peki ne buff'ı lazım E4 hattına? Yani biraz hızlanabilir. Belki bir tık zırhlanabilir. Hızlanmayacaksa. Yani. Belki topuna bir tık iyileştirme. Hani hareket halindeki dağılımlarına vesaire. Belki bir iyileştirme ya da bir reload buff'ı. Ama ben bir tık hızlanması ve çok ufak zırhlanması tankın işini görür diye düşünüyorum. Zenci Prensi de yarın izleriz. Hocam bugün zaten bir sürü test server izledik. STB'nin değişimine baktık. Tezon E4'e baktık. Bugün zaten 3 tane içeriğimiz var farklı farklı. Yarın da Kara Prens maçıyla başlarız güne. Yarın ekstra hiçbir şey yapmayacağız. Direkt replay izleyip bam 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 sıka sıka oynamaya başlayacağız. Hadi bakalım. Kendi oyunumuzu oynayalım. Artı
Modumuzda yok, değil mi? Mod paketi de yok. Yarın bir de mod paketini hazırlarız.